Evet, bağın alakası sayfa 155, mektup 135. Delili Hafız Ahmet Efendi'nin çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır. Delili Hafız Ahmet Efendi. Üstadın çok hafız talebesi var. Osmanlı ne kadar güzel medrese eğitimi yapmış. Ne kadar çok hafız çıkarmış ya. Bak Hafız Sabri abi, Hafız. Hafız Ali abi. Hafız Ahmet Efendi. Bir önceki Hafız Mustafa. Delili Hafız Ahmet Efendi'nin çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır. Aziz ve müşfik üstadım efendim. Bir gün alemi menamda. Alemi menam uyku alemi. Bir sahrada gezerken birçok kalabalık ahalinin içine girdim. Dersim olan kelime-i tevhide çok devam ediyordum. O ahalinin cümlesi Nasara, yani Hristiyan imiş. Biz aşikare kelime-i tevhidi çektiğimizden hepsi bize iştirak etti. Hepsi la ilahe illallah, la ilahe illallah dedi. Her yüz başında Muhammeden Resulullah diyordum. Yani yüze gelince Muhammeden Resulullah dedi ve tespih çekerken. O Nasaralar İsa Ruhullah diyorlar. Onlara dedim ki rüyasında, ya biz İsa Aleyhisselam'ı tasdik ediyoruz ve kendilerine kelime-i tevhidi okudum. İsa Ruhullah dedim. İşte bakınız, ben sizin peygamberinizi tasdik ediyorum. Siz de bizim peygamberimizi tasdik etseniz ne olur dedim. Hayır dedi. İsa Aleyhisselam gökten inmedikçe ve sizin peygamberinizi aşikar tasdik etmedikçe biz tasdik etmeyiz dediler. Bunun üzerine yanında iki arkadaşım bulundu. Lakin arkadaşlarım kimler olduğunu bilemiyorum. Biz dua edelim de İsa Aleyhisselam gelsin ve bizi nasıl tasdik ediyor göreceksiniz. Dua ettik. İki kişi amin dediler. Lakin İsa Aleyhisselam gelmeyince müteessir olduk. Yine dua ettik. Ya Rabbi bizi bunların yanında niçin mahcup çıkarıyorsun dedik. Bu din âli değil mi? Tahminen arası 1 saat, 1,5 saat sonra karşıdan 3 kişi çıktı. Elhamdülillah İsa Aleyhisselam geliyor. Baktım birisi sakallı, ikisi Şab-ı Emret. Şab-ı Emret ilmi halde geçer. Yani sakalsız. Dedim İsa Aleyhisselam 33 yaşında olduğu halde göğe huruç etti. Ne için sakalında beyaz var? Kalbime geldi ki Allah-u Alem İsa Aleyhisselam değilse. Bu zat ve iki arkadaşıyla yanımıza geldiler. Dikkatle baktım üstadımızın siması ve elbisesidir. Bizim yanımıza gelince bizim altımız mağaraymış. Yanındaki iki kişiye emretti. Şurada kilitli salipler, haçlar var. Cümlesini çıkarınız. Çıkardılar. Nasaralara karşı hepsini kırdı ve kelime-i tevhid getirip peygamberimizi tasdik edince biz de Nasaralara bakınız işte İsa Aleyhisselam'ın vekili geldi deyince cümleti tasdik ettiler. Bu rüya. Allah alem bu rüyanın bir tabiri şudur ki üstadımızın Kur'an-ı Hakim'den aldığı ve neşrettiği Risale-i Nur vasıtasıyla Nasara'nın bir kısmı İslamiyet'i kabul edecek. Nasara Müslümanları ve Hristiyan müminleri hükmüne geçip üstadımızın sözlerini İsa Aleyhisselam'ın sözleri nevinden hüsnü kabul edecekler. Evet, Risale-i öyle bir kuvvet vardır ki Avrupa'nın en muanit filozoflarını dahi teslim mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyacı hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muvahitler. Hristiyan muvahitler yani Allah'ı birleyen, şu andaki bozulmuş Hristiyanlıktan bahsetmiyorum. Allah'ı birleyen ve İsa Aleyhisselam'a iman eden fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha iman etmeyen. Dolayısıyla Hristiyanlar hala. Risale-i Nur'u görseler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veseyası nevinden yani haber vermiş olduğu, müjdelemiş olduğu, ders vermiş olduğu şekilde ne yapacaklar? Kabul edip sarılacaklar diyor. Delili Mutaf Hafız Ahmet abi.